Ben önce bugün gazeteciler günü biliyorsunuz, çalışan gazeteciler günü. O nedenle gününüzü kutlayarak başlamak istiyorum. Bizi evinizde misafir ettiğinizde size teşekkür etmek istiyorum. Manşet ailesine. Şimdi tabii ki siyasi partiler ihtiyaçtan doğan şeylerdir. Evet. Nasıl 2002 yılında işte bir AK Parti'ye ihtiyaç vardı, ne olmuştu? İşte ekonomik problemler söz konusuydu. Bir takım bölünmüşlükler vardı. Koalisyonlarla uzun süre yönetilmekten dolayı birikmiş bir takım problemler vardı. İnsanlar istedi ki büyük bir parti tek başına iktidar olsun, güçlü bir iktidar söz konusu olsun ve bizim birikmiş problemlerimizi çözsün istedi. Fakat başlangıçta da aslında bakarsanız iyi şeyler yapıldı. Ama giderek Türkiye'nin dinamikleriyle kavga etmeye başladı bu grup, iktidar olan grup. Bir tür güç zehirlenmesiyle her şeyi ben bilirim, her şeyi ben yaparım diye bir çalışma içerisine girdiler. Türkiye'nin temel dinamikleri olan Cumhuriyet gibi, Atatürk gibi değerlerle kavga etmeye başladılar. Evet. İşte hepimizin şahit olduğu, işte andımızı kaldırdılar, tencemizi sildirmeye kalktılar. Efendim Atatürk büstlerini birçok yerden kaldırdılar. Atatürk'ün ismini kaldırdılar, Kemal Atatürk yazan yerlere. Efendim Cumhurbaşkanımızın kulağına işte birisi fısıldadı diye efendim şey yaptı. İşte hastalandı o gün, 29 Ekim'e gidemedi. Evet. 10 Kasım'lara katılmadı. Yani bunlar temel devletin temel dinamikleriydi. Seversin sevmesin ama saygı duymamız gereken insanlar. Evet. Atatürk, Cumhuriyet bunlara saygı duymamız gereken değerler. Bu değerlerle kavga etmemek gerekiyordu. Gelinen nokta itibariyle de Türkiye bir kamplaşmanın içerisine girdi. İşte bu kamplaşmada nedir? İşte biliyorsunuz 36 etnik parçadan bahsedilmeye başlandı. Biz yaşça uygun olduğumuz için biliyoruz ama siz daha gençsiniz, o kadar olmamış olabilirsiniz. Maalesef bizim yaşadığımız güzel dönemleri yaşamadınız sizler. Evet. Askere gittiğinizde işte askerde işte Antepli, Adanalı, Hataylı, efendim Adıyamanlı, Malatyalı, Kayserililer hatta biz işte hemşeri diye bakılırdı. Hemşeri diye bakılırdı. İşte hemşerim diye denirdi. Ona sahip çıkardı. Antepli bir Maraşlı'ya, Maraşlı bir Adıyamanlı'ya, Hataylı'ya. Benim başıma da doğuda mecburiyet sırasında bir problem olmuştu, gelmişti. Orada bana Hataylı bir uç pırpır astsubay sahip çıktı bana. İşte teferruatına girmeyeceğim. Böyle bir sıkıntı olmuştu. Kuduz bir köpek vasıtasıyla nedeniyle. Köylerle atışmıştık bir kuduz vakası nedeniyle. Onda bir geldi sahip çıktı bana. Sonra dedi ki ya biz hemşeriymişiz zaten. Ben de Hataylıyım abi filan dedi. Ben o adama sormadım. Sen Arap uşağı mısın? Kürt müsün? Ne bileyim. İşte fellah mısın? Hiçbir demedim. O da bana sormadı. Sen Kürt müsün, Türk müsün, Alevi misin, Çerkez misin? Sormadı yani. Evvelden öyle olurdu. İnsanlar birbirine kaynaşırdı. Yakın illerdeki insanlar birbirini kardeş gibi görürdü. Ama ve bunu da sağlamak en çok da devletin yöneticilerine yöneticinin sorumluluğundadır. Yani devletin yöneticileri burada yaşayan her insanı, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her insanı kucaklayıcı tavırlar içerisinde olmalıdır. Ve aralarında bir ayrılık gayrılık var idiyse de onları da ortadan kaldıracak şekilde yaklaşımlar göstermiştir. Biliyorsunuz Atatürk demiştir ki ne mutlu Türk'üm diye. Yani ne mutlu Türk olana dememiştir Atatürk. Ne mutlu Türk'üm diyene demiştir. Ki bütün Türk olmayanlar da diğer etnik gruptan olan insanlar da kendilerini yabancı hissetmesin diye. Bu Türk kelimesini de şöyle tarif etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran millete Türk milleti denir demiştir. Yani orada da hiçbir şeyi ayırt etmemiştir. Yani bu devleti kuran herkes, Kürt'ü de, Çerkez'i de, Arnavut'u da, efendim, Lezgi'si de, bilmem neyse hepsi de Türk'tür diye. Böyle bir böyle yaklaşım gerekirken 36 etnik parçadan, bunların sadece bir tanesinin Türkler olduğundan bahsedildi. Evde oturan %51'lerden bahsedildi. Son çıkartılan yasayla da biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı yasasıyla da, partili Cumhurbaşkanlığı yasasıyla da sadece bir grubun Cumhurbaşkanı gibi oldu Cumhurbaşkanımız. Ben Cumhurbaşkanı'nın makamına kendisine saygılıyımdır. Her zaman saygı gösteririm. Ama keşke AK Partili Cumhurbaşkanı olmasaydı, benim Türkiye Cumhuriyeti'nin genel bütün herkesin Cumhurbaşkanı olsaydı, ben bütün herkesin başkanı olan Cumhur'un başkanının bir partiye böyle bağlı kalmasını çok doğru bulmuyorum. Diyelim ki önündeki seçim, bundan sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanı yine Cumhurbaşkanı diyelim. Ama partisi %10 barajının altında kaldı. Ne olacak şimdi? Yani olmaz böyle. Bir cumhurbaşkanının partili cumhurbaşkanı olması kadar sakıncalı bir şey yok. Bu bölünmüşlükler ortaya çıktı. Doğu'da ikiye ayrıldı insanlar biliyorsunuz. İşte
AK Parti ve HDP var doğuda. Genel Başkanımızın söylediğini sorduğun sorunun cevabı bu. Dedi ki Genel Başkanımız, biz bu ayrılıkları ortadan kaldırmak için geldik. Bu ayrılıklara evet. bir tampon olarak geldik. Ben de onun için söylüyorum, ihtiyaçtan doğdu diye. Evet. Doğuda insanlar iki şeye vermek zorundalar. İşte ya AK Parti'ye verecekler mecburen ya da HDP'ye verecekler. Başka şanslar yok. Bu AKP ile HDP arasında sıkışmış insanlara bir soluk olacak İYİ Parti. Batı'da da CHP ile AK Parti arasında sıkışmış bir insan grubu var. Evet. İşte belki başka şeyler düşünüyor. Belki ikisini de desteklemek istemiyor ama evet. yapacağı bir şey yok. İkisinden birisine vermek zorunda. Çünkü başka türlü oylar heba olacak. Evet. O nedenle böyle sıkışmış insanlar var. Onlara da bir soluk olsun diye biz İYİ Parti'yi kurduk. İYİ Parti söylediğim gibi bütün partiye ihtiyaçtan kurulur. Evet. Şu anda tam da işte birleştirecek efendim PKK ile gerçekten tecrübesi olan, mücadele sırasında tecrübesi olan bununla geçmişte de çok ciddi mücadeleler yapmış. Türkiye'nin asli problemlerinden bir tanesi olduğu için söylüyorum. Onda mücadelede başarılı olmuş bir insan olmak itibariyle tam da Meral Akşener gibi bir hanımefendinin, bir topuklu efenin evet. Kuracağı bir partiye ihtiyaç var diye görüyorum. Şimdi şöyle, ben hiç öyle düşünmüyorum. Birçok yerde de bize de farklı şeyler söylüyor. Mesela deniyor ki efendim, bunu araştırma şirketleri de söylediler. İlk defa, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa evet. bir parti kurulurken böyle şaşaa söz konusu oldu. Evet. Efendim işte bir görüyorsunuz Tunceli'de bile yani binlerce insanın toplandığı bir miting yapıldı. Miting gibi bir. Sadece parti binasının açılışıydı o. Parti binasının açılışına binlerce insan geldi. Yani şeyden. Çok kalabalık var. Tunceli'de bile. Hani İstanbul'u, Ankara'yı, Sakarya'yı bilmem oraları falan saymıyorum hiç yani. Biz de Kahramanmaraş'ta ciddi bir kalabalık toplayacağımızı düşünüyoruz. Mesela yine AK Parti'den örnek verirsem AK Parti kuruluş aşamasında parti kurulduktan sonra ilk anketlerde %11 çıkmıştı AK Parti'nin şey. Ooo filan %11 oy alacak filan demişlerdi. Sonra seçime yakın %24 çıktı anketlerde. Sonra da 34.4 aldı biliyorsunuz. Tek başına iktidar aldı. Bizim şu anda hatta parti kurulmadan önce Meral Hanım'ın partisi şu anda %20 alır demişti bir tanesi. Hakan Bayrakçı hatırlayın. %20 alır. Şu anda %20 oyu var demişti Meral Hanım partisinin. Kurulmadan bile. Ya o zaman parti kurulmamıştı, ismi yoktu, cismi yoktu, ablemi yoktu. Evet. Ne diyorlardı? Meral Hanım'ın partisi diyorlardı. Meral Hanım'ın kuracağı partinin %20'ye yakın oy alacağı söyleniyor. Şu anda da 20-25 gibi bir rakamlar telafi ediyor. Çok ciddi bir rakam aslında bu. Evet. Ve Türkiye'nin her tarafında tabii yani yancı basınları söylemiyorum. Onlar görmezden geliyorlar. Türkiye'nin her tarafında çok ciddi bir şey alıyoruz. Yurt dışında da çok ciddi bir beğeni var, bir şey var, eğilim var. Hem de tartışılıyor, konuşuluyor yani. Peki İYİ Partilere sormak istediğim bir soru var. Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bizim partimizin 2019 adayı yok, bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Bu sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi her şeyden önce tabii biz İYİ Parti'yiz. Evet. O Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'dır Devlet Bahçeli. Bizim felsefemizde kimseyle kavga, dövüş yok, kimse yani o tabii onların düşüncesi. Saygı göstermek gerekir. Daha önceki yaptığı bir takım şeylerden de son 2,5 yıldan beri de zaten tamamen gözü kapalı şekilde AK Parti'yi destekliyor. Evet. Aslında son söylediğinde şaşıracak bir şey yok. Daha evet. önceki davranışlarının benzerini sergiliyor. O kendisinin düşüncesi. Saygı göstermek lazım. Biz şunu söylüyorsanız eğer siz de eski bir MHP'lisiniz. Ne düşünüyorsunuz? Bu madde düşünüyorsanız diyorsanız evet. biz 2,5 senedir MHP'den ayrıyız. MHP Genel Başkanı'nın, Sayın Genel Başkanı'nın 2,5 seneden sonra yani 2,5 seneden beri söyledikleri bizi bağlamıyor. Bizim eski genel başkanımız daha önceki söylediklerinin altına imza atarız ama 2,5 senedir bizim genel başkanımız olmadığı için başka bir siyasi partinin genel başkanıdır. Saygı göstermek lazım. Evet. Allah onlara da yardım etsin. İnşallah kendiler için de iyi olur. Manşet. Gerçek çok net.